Hayırlı günler sevgili yarışseverler. 17 Eylül Perşembe, Amerika Gulfstream programına beraberiz. Güzel bir program. Güzel bir para verir takriben. Kolay gibi gözüküyor. Yani 3-4 ayakta bayağı büyük favoriler var ama öyle kolu görünüyor gibi kolay değil bence. Ben de bayağı bir zor çıktı. Belki yanılıyor olabilirim. Yarışlardan sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar, ben direkt programıma geçeyim hemen. İlk ayaktan başlıyorum. İlk ayak 5, 9, 11, 2, 3 ve altın oğlan attı. İkinci ayak 1, 2, 3, 6, 8, 5, 11 ve 10 oğlu attı. Üçüncü aya geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü ayakta size günün ilkteki 5 numaralı Shine Empire isimli atı tek öneriyorum. Bu at hiç koşmamış. Siz de göreceksiniz orada. Yorumcuların söylediğine göre yarış çok yüksek kan haddine sahip pahalı bir at. Artı sabah çalışmaları çok iyiymiş. Ve yani hepsinden önemlisi benim dün akşamdan itibaren gördüğüm açılan bahis oranlarından dolayı bahisinin çok düşmesi. Şu an burada ilk at arkadaşlar dün gece plase attı bu. Takriben 4'e 1, 5'e 1 gibiydi. Şu an 2 yani 2 gibi şey 1'e 2 gibi nedir onun adı bahis oranı. Yani favori burada arkadaşlar. Aşırı düşen bahis oranından dolayı benim de bayağı dikkatimi çektiği ve atın hakkında iyi konuşulmasından, sabah çalışmalarının iyi olması, pahalı ve kan haddinin yüksek olmasından dolayı dediğim gibi size günün ilkteki 3. ayakta 5 numaralı Shiny Empire isimli atı günün ilkteki öneriyorum. Evet arkadaşlar, 4. aya geçiyorum ben. Burada size gördüğünüz gibi kalabalık tutuyorum. Açık bir yarış. 3, 8, 1, 2, 5, 4 ve 10 nolu attı. Evet arkadaşlar, bugün sizlerden bir ricam olacak. Biliyorum yorumlarım kötü gidiyor. Bir türlü şansı kıramıyoruz. Ben daha önce de size bu konuyu iletmiştim. Bu 4000 saati tamamlamam lazım bu YouTube için. Şu an 2200-2300'lerde geziyorum. Hala 1700-1800 saati doldurmam lazım. Yani arkadaşlar, videomu ileri almadan seyrederseniz çok sevinirim. Yani bunlar bana dakika olarak, saat olarak geri dönecek. Biliyorum ben de olsam ben de sıkılırım. Sadece ileri alır numaraları yazarım. Yani şahsı dinlemektense, kendimi bunaltmaktansa ben de yaparım ama dediğim gibi siz sesi kısın en azından. Beni duymanıza gerek yok. Video kendi kendine zaten çalışır, ileri gider. Bu da bana bir saat sağlamış olur arkadaşlar. Böyle bir güzellik yaparsanız sevinirim. Dediğim gibi biliyorum kızgınsınız. Yarışlar kötü gidiyor. Attığımız tekler sürekli yatıyor. Ne bileyim, bir türlü kıramıyoruz bu şansı. Ama kıracağız. Eğer inanan hala güvenen arkadaşlar varsa söz yakındır yani. Eli kulağına bir tane güzel bir altını kaldıracağız. Yani onun için burada gece gündüz çalışıyorum. Sizleri mahcup etmemek için. Yeterince mahcup ettim zaten. Bunun farkındayım. Dediğim gibi yani güvenen arkadaşlar olursa yani hala şey yapan güvenen dediğim gibi takip edin kalın ve göreceksiniz iyi işler yapacağız. Dediğim gibi lütfen videolarımı da seyretmeye çalışın arkadaşlar, bana güzellik yapmış olursunuz. Evet, 5. aya geçiyorum. 5. aya gördüğünüz gibi 5 at veriyorum size burayı. 2, 5, 7, 6 ve 4 nolu atlar. Arkadaşlar son aya geçiyorum. Son ayakta bu at 10 numaralı at Bendini. Mükemmel yarış koşmuş. Üstünde bayan bir apranti var. Bayağı geç sprinte kalkmış. At uçmuş. Çok tuhaf bir at sürüşü var. Yani resmen korkmuş atın üstünde düşeceğim diye yani at. Maşallah yani 100 metre sprinte kalkmış. Jockey yani ne bileyim yaptığı hata yani üstünde korku olması. Titrek bir şekilde ata binmesi bence ata kaybettirdi. Yani burada bayan arkadaşlar varsa dinleyen yanlış anlamasın, öyle kadını aşarlama amaçlı bir video değil. Yani erkek de olsa ben burada bu yorumumu yaparım. Dediğim gibi jockey hatasından kaybedilmiş bir yarış. Artı bu at arkadaşlar bizde favori çıkmaz, en az 4'e 1 5'e 1 verir. Bugün bu ata Bendini isimli ata Gulfstream'in en çok yarış kazanan jockey Edgar Zayas'ı bindirmişler. Yani bu demek oluyor ki atın sahibi ve antrenör de bunun farkında. Atın son yarışını jockey hatasından kaybettiğinden. Onun için güzel bir adam gibi bir jockey getirmişler atın üstüne. Atı yani yurt dışı programlarını görebilen arkadaşları varsa ne bileyim Etty Race ya da
Racing Post gibi herhangi bir bahis firmalarını görenler varsa seyrettiyse yarışı bana hak verirler. Nasıl bir yarış koşmuş 10 numara Bendini. Onun için dediğim gibi arkadaşlar ben günün ikinci teki sizlere altının son ayağı 10 numaralı atı ikinci tek öneriyorum. Evet arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim ben. Dediğim gibi lütfen seyrederseniz tekrar tekrar bunaltıyorum sizi. Çok sevinirim saatleri doldurma amaçlı. Şimdilik programımı burada bitiriyorum. Yarınki programlarımda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.